Kültür Yolu Festivali kapsamında bugünkü konuşmacımız Profesör Doktor Oktay Bozan, Milli Mücadele Dönemi'nde Diyarbakır kamuoyunu anlatacak. Kendisini kürsüye hazırladı. Bundan yaklaşık olarak 104-105 yıl önce yaşamış olduğumuz bir beka mücadelesinde, milli mücadelede Diyarbakır neyle meşhurdu, nasıl bir kamuoyu vardı, biraz bunun üzerine asgari etmek istiyorum. Tabii askeri zaferler toplumların hayatında önemli bir yer tutar, bir kırılma noktasıdır. Nesilleri inşa ederken, geleceği inşa ederken, istikbale dair tasavvurlarını ortaya koyarken, genellikle büyük zorluklar yaşadıkları dönemlerdeki başarılarına atıf yaparlar. Bizim tarihimizde de belki bir 11. yüzyılda Haçlılara karşı verdiğimiz destansı mücadeleler ya da Sultan Arkaslan'ın Malazgirt'teki verdiği mücadele ya da Çanakkale'deki verilen mücadeleler bu anlamda tarihimizin önemli kırılma noktalarıdır. Bu açıdan milli mücadeleyi önemsiyoruz ve üzerinden 100 yıl aşkın bir süre geçmiş durumdadır. Milli mücadele denince tabii bizim tarihimizde sadece bir kuru bir ifade olarak geçmiyor. Kaynaklarımızda milli mücahade diye de geçer. Milli cihat diye geçer. Mukaddes mücadele diye geçer. Milli cihat diye geçer. Bu açıdan milli mücadele salt bir ırkın, salt coğrafyadaki bir insan topluluğunun mücadelesi gibi algılanması gerekiyor. 1919 ve 1923 yılları arasında Diyarbakır'ın çok dinamik bir milli mücadele merkezi olduğunu görüyoruz. Diyarbakır bu dönem kamuoyu bu dönemde dünyadaki gelişmelerin farkında, atılacak adımların farkında, İngilizlerin ve Fransızların yapmak istediği hamlelerin akabinde ne olabileceğinin farkında bir duyarlılık örneği gösteren bir merkez olduğunu söyleyebiliriz.